Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün sizlere 55-60 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken, en kapsamlı özelliklere sahip, en rahat ve en kaliteli sanal gerçeklik gözlüğü BOBO VR Z4'ü tanıtacağım. Şimdi bu kanıya nasıl vardım? Özellikle çok fazla araştırdığımı, aynı fiyat bandındaki diğer sanal gerçeklik gözlüklerini de denediğimi belirtmek isterim. Bu bağlamda bu videoyu izledikten sonra kafanızda illaki birkaç fikir oturacaktır. Onun dışında şunları söylemek istiyorum. Gerçekten benim kadar keyif almanızı ve oyun oynarken atmosferin edasına kendinizi kaptırmanızı çok istiyorum. Şimdi derseniz ufaktan başlayalım. Polarize tipte karşımıza çıkan 3D gözlüğümüz 120 derecelik görme alanı değeriyle bize merhaba diyor. Piyasadaki en yüksek görüş alanına sahip sanal gerçeklik gözlüklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. 417 gram ağırlığı ile dikkat çeken ürün 4 ve 6 inç telefonları desteklemekte. Hem iOS hem de Android cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabilen BOBO VR Z4, Japon malı üst kalite 35 mm'lik bir lens ile geliyor. Ek özellik bakımından zengin olan üründe netleme ve odaklama ayarı, görüş mesafesi ayarı, ayarlanabilir kafa bantları, manyetik tuş ve dahili kulaklık bulunmakta. 120 derecelik yüksek görüş alanına sahip BOBO VR Z4, 40 mm'lik bir sürücüyle geliyor. Dahili bir kulaklığı var, sizlerin de görebileceği üzere. Kafa yapımıza uygun bir şekilde ayarlanabiliyor. Tabii özellikle kulaklıkla gelmesi akranlarına nazaran onu bir adım öne taşımış. Acaba dış dünyayla bağlantımızı ne kadar kesebilecek, onu da görmüş olacağız. Ama dilerseniz önce tasarımıyla devam edelim. Beyaz ve siyahın insanı çeken cazibesiyle pekişmiş BOBO VR Z4'te, kulaklık kanallarında ve mesafe ayar tekerinde gri rengini serpmeyi ihmal etmemişler. Üst kalite bir plastik malzemeyle gelen ürün 417 gram ağırlığında ve kafayı yormayacak kıvamda tasarlanmış. Ayarlanabilir kulaklık mesafesinin yanı sıra üst kalite cırt cırtlı ve esneyebilen kafa bantlarına sahip olması hoşumuza gitti. Marka baskısının bulunduğu kafa destek ünitesine yakından baktığımızda oldukça yumuşak ve kaliteli bir yastıkla pekiştiğini görebiliyoruz. BOBO VR Z4 hem rahat hem de çocukların bile kullanmasına elverişli bir tasarım anlayışına sahip. Terletmeyen rahat bir kulaklık yastığı ile gelen ürün yine göz ve yüz bölgemizi rahatsız etmeyecek, aksine rahat ve serin hissetmemize olanak sağlayacak bir tasarım yapısıyla geliyor. Süngerler bugüne kadar ki kullandığım en rahat ve hoş his bırakan malzeme kalitesi anlayışına sahip. Gözlük ön kısımda hava kanallarına sahip, 6 inç telefon ekranına kadar destekleyen ön havuzda telefonların ısınmasını engelleyecek bir tasarım anlayışı var. Gözlüğün üst kısmında görüntüyü netlememizi sağlayan odak ayar tekeri ve ön hazneyi açıp kapatmamıza olanak sağlayan kaliteli bir kilit sistemi bulunuyor. Alt kısımda ise telefonu çıkartmadan kullanmamıza olanak sağlayan avantajlı ses açma kapama tekeri ve hemen yanında da dokunmatik ekrana arada müdahale edebilmemize olanak sağlayan manyetik özellikli bir tuş bulunuyor. BOBO VR Z4 üst düzey bir malzeme kalitesine sahip, akranlarına nazaran oldukça başarılı. Tasarım bakımından rastladığım en tatlı sanal gerçeklik gözlüğü olduğunu belirtmeliyim. Hem malzeme kalitesi bakımından gerçekten üst düzey, hem de malzemesi insanı yormuyor. Aksine rahat ettiğimi, oynarken oyunun atmosferine kendimi kaptırabildiğimi belirtmek istiyorum. Tasarım bakımından ciddi anlamda beğenim kazandı. Özellikle hava kanallarına sahip olması oyun oynarken bunalmamamı sağlıyor. Onun dışında telefonumun ısındığını söyleyemeyeceğim. Gördüğünüz gibi ön yüzeyde hava kanalları var. Bunun dışında tasarımda çok fazla dikkatimi çeken nokta yok. Ek özellik bakımından donatılmış bir sanal gerçeklik gözlüğü olması beğenimizi kazandı. Acaba performans bakımından nasıl? Onu da yorumlayalım diyorum ve başlayalım. Yaptığım uzun süreli denemelerde hem aile bireylerime hem de arkadaşlarıma denetme fırsatı yakaladım. Sonuç itibariyle kullanımı rahat ve hafif bulduğumuzu, ek özellik bakımından akranlarına nazaran bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Daha da önemlisi, gözü kalitesiz ürünler gibi yormadığını, aksine uzun süreli kullanımlarda bizi kendine çekebildiğini söyleyebiliriz. BOBO VR Z4 ile oyun oynamak aşırı keyifli. Kulaklık performans yerinde olsa da jack girişinin pozisyonunu pek beğenmedik. Yine de dış dünya ile bağlantımızı kesebilen, hem ses hem de görsel anlamda bizi içine çekebilen kaliteli bir sanal gerçeklik gözlüğü olduğunu belirtmeliyiz. Bitti. Ay o teyze çok pis. Bedenim yok. Ay neredeyim ben?
Sen kimsin lan? Oy! Ne haber teyze? Altta bulunan tuş sayesinde bazı oyunlarda ekrana müdahale edebilsek de siz siz olun, mutlaka bir kontrolcü almayı ihmal etmeyin. Çünkü kutu içeriği olarak sadece ekran temizleme beziyle gelmekte. Eğer uygun fiyatlı dış dünya ile bağlantınız kesebilecek, en kaliteli ve en kapsamlı özelliklere sahip bir sanal gerçeklik gözlüğü arıyorum diyorsanız BOBO VR Z4 tam size göre. Açık konuşmak gerekirse uzun süreler kullanmayı düşünüyorum. Bu bağlamda eminim sizlere yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, paylaşmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Gitmeden önce şunları da söylemek istiyorum. Özellikle yüksek çözünürlüklü oyunları oynarken ciddi anlamda performansı beni etkilemeyi başardı. Lens kalitesi inanılmaz. Ne 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 ne. Lan sen... Ay dönüyor lan bu. Aha geldi. Hiç arkana bakmadım mı diyor. Yalnız kadına bakarken ışıklar geri geldi diyor. Kadın beni kovalıyor lan. Aaaa diye bağırdı. Abi nasıl koşuyor bu? Yalnız niye bana arkanı dönüyorsun? Sen neredesin? Sesleri. Yalnız ormanın içinde koşturup duruyoruz. Sedat odamda sıkışmış gibi hissediyorum ya. Buradan kurtulmam lazım. Duvar. Hani boşluk almasın. Azıcık düştüm yere. Şu an bana arkanı döndüm. Kadın geldi lan. Kafası geri döndü. Yok kadın içine girdim şu an. Neredeyim ya? Ya bir eve doğru koşuyoruz da. Sesime gel. Şimşek çaktı. Ya kadın... Kadının yüzü içimde gibi ya bu ne? Beni rahat bırak. Ne yapıyorsun? Gökyüzünde bir tane bile yıldız olmaz mı ya? Sedat, duyuyor musun sesleri Sedat? Hı hı. Lan sen mi dokundun? Evet. Var ya, bunun acısını fena çıkartacağım senden. Ya gece gece hayatta oynanmazmış buna da. Bir evin içindeyim de bir şey var sanki. Başım döndü ya. Öf korktum hadi be. Seda bu ne? Oldu zifiri gibi zaten. Çok iyi ya. Başım dönüyor. Çizimler kötü olsa da sesler mükemmel. Hadi ben de oynamak istiyorum. Hepsi senin hatan dedi bir tanesi. Bir şey yazdı. Kadın geri geldi. O nasıl salak bir kendini yere atıştı. Diğeri çoğundu. Bayıldı mı ne oldu bu ya? Önünü dönsene. Ne önüm nerede? Evet burası önü. Asiktir buraya lan. Çok korkunç Seda. Bir daha arkama bakmayacağım gerçekten. Abi çok korkunçtu ya. Bitti. O suratı görmeliydin. Bitti dur. Bitti de neredeyim? Odamdayım. Hadi ben de deneyeceğim. Deneme bence. Sen de mi denemek istiyorsun? Evet. Tamam. Nasıl başlayacak?
İlerle. Nereye gidiyor bunu? Ay, o kadın kim? Ay, başım döndü. Ne hissediyorsun? Ay, canavar çıkacak gibi. Ay, gitme gerizekalı. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor abla. Evet, durduk. Sus kız. Ay, çüş. Yapma be. Ay, yaklaşma, ağzıma girecek.